Günaydın çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersimizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamını ve önemini öğreneceğiz. Paytak ve Sarı da sizin gibi dikkatle dinliyor. Bugünkü dersimizin içeriğinde 23 Nisan'da ne olmuş, niye böyle bir bayram kutlanıyor ya da bizim için önemi nedir diye düşünecek olursanız biraz sonra bununla ilgili detaylı bilgileri sizlere anlatacağım. Şimdi tahtamı hazırlamak istiyorum. O yüzden videoyu durduruyorum. Evet çocuklar. Biliyorsunuz eskiden devletimizin adı ya da ülkemizin adı Osmanlı Devleti'ydi. Ve ülkeyi padişahlar yönetirdi. Padişahlar da babadan oğula geçen bir yönetim şekliydi. Son dönemlerde ülkenin yönetiminde yani Osmanlı Devleti'nin başında padişah Vahdettin vardı. Ve Birinci Dünya Savaşı başladı çocuklar. Birinci Dünya Savaşı'nda başlayınca Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu birlikte savaşıyorlardı. İngiltere, Fransa gibi devletlere karşı. Fakat bu savaşın sonunda Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu savaştan çekildiler. Yenilgiyi kabul ettiler. Sonrasında Almanya yenilgiyi kabul etti. Fakat birçok cephede başarılı savaşlar çıkarmasına rağmen özellikle Çanakkale'de Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandığı başarılardan sonra Osmanlı Devleti müttefik olduğu yani beraber savaşa girdiği ülkeler yenilgiyi kabul edince mecburen onlar da savaşı bırakmak, yenilgiyi kabul etmek zorunda kaldı. Sonrasında da çocuklar bir anlaşma imzalandı savaştan sonra. Bu anlaşmanın adı çok önemli, buraya yazıyorum. Mondros Ateşkes Anlaşması. Bu neden önemli diye soracak olursanız şimdi birazdan bir harita açacağım. Haritanın üzerine daha iyi anlayacağız. Mondros Ateşkes Anlaşması 1. Dünya Savaşı'nın bittiğini anlatıyordu. Ve Osmanlı Devleti, Almanya İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun savaşı yenik olarak bitirdiklerini kabul ettiği bir anlaşma. Peki bu anlaşma niye önemli? Gelin beraber onu izleyelim. Çocuklar, 1. Dünya Savaşı bittiği zaman ülkemizin son durumu, şu bölümlerde de Osmanlı Devleti'nin toprağı olduğunu düşünün. Durum bu. Mondros Ateşkes Anlaşması şu yüzden önemli bizim için. Bu anlaşmada birçok madde var ama sizin anlayabileceğiniz en basitiyle Osmanlı Devleti bütün askerlerin silahlarını toplayıp kazanan devletlere verecek. Demir yolları, deniz yolları, askerler izne çıkartılacak, savaşmayacak artık. Ve en önemli madde de eğer düşman kuvvetler gerekli görürlerse ülkemizin istediği her yerini işgal etme hakkına sahip. Bu harita aklınızda kalsın. Şimdi haritayı değiştirelim. Gördüğünüz gibi Mondros Ateşkes Anlaşması başlar başlamaz hemen Yunanistan, İtalya, İngiltere, Fransa, Ermenistan gibi ülkeler çeşitli bahanelerle ülkemizi işgale başlıyor. Şu an belki daha yakından gördüğünüzde bu kadar yerin düşmanlar tarafından işgal edildiğini, sadece biz Türklere şu bölgeler kaldığını ama bu bölgelerin de belki de bir zaman sonra çeşitli bahanelerle işgal edileceğini bilmemiz gerekiyor. Peki bütün bunlar yaşanırken Mustafa Kemal Atatürk nerede? Mustafa Kemal Atatürk işte İstanbul'da burada duruyor, yaşıyor. O da bir subay. Dolayısıyla anlaşmaya göre silahlarını teslim ediyor. Savaşmayacak. Hiçbir şekilde karşı koymayacak. Ama Mustafa Kemal Atatürk içinde bu yapılan zulme ya da işgale bir dur demesi gerekiyor. Bunun içinde bir çare bulması gerekiyor. Ne yapayım diye düşünürken bu sırada çocuklar Samsun'da şöyle çöp adam yapayım ben bunu. Bu çöp adam üzerinde de bir haç işareti olsun bu. Hristiyan olduğu anlamına geliyor. Burada da yine bir başka çöp adamımız var. Bunun da üzerinde hilal yapalım. Bu da Müslüman olsun.
Samsun ve Karadeniz bölümünde yaşayan bazı Rumlar. Bazı Rumlar ellerinde de kılıçlar, belki de tüfekler. Orada yaşayan Türklere karşı zulümler, işkenceler, kötü davranışlar yapıyor. Bu sırada hatırlarsanız Mondros Ateşkes Anlaşması'nda bir önemli bir yer daha var demiştim. Hiç kimse düşman kuvvetlerine, yani işgal kuvvetlerine karşı koymayacak. Ama nasıl olacak? Buradaki insanlar Müslümanlara eziyet ediyor, kötülüğü davranıyor, işgal ediyor ya da her türlü kötülüğü yapıyor. İşte o sırada Mustafa Kemal Atatürk, o da bu olsun, aklından güzel bir fikir geçiyor. Diyor ki, ben Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Anadolu'ya gitmeliyim ama bunun için bana bir bahane lazım. Ne lazım? İşte bu olaylar. Padişah'ın yanına gidiyor, ondan buradaki ayaklanmaları bastırmak için izin istiyor. Fakat buradaki olay hatırlarsanız, Hristiyanlar ya da Rumlar Türklere eziyet ederken ama aynı zamanda Hristiyanlar bütün dünyaya şunu anlatıyor, Rumlar. Türkler bizi öldürüyor, Türkler bize kötü davranıyor, yetişin yardım edin diye yalandan haberler yayıyorlar. İşte padişah da Mustafa Kemal'e diyor ki, hadi bakalım o zaman Mustafa Kemal diyor, sana özel izin, sen Samsun'a gideceksin ve oradaki Türklerin Rumlara yaptığı kötülükleri engelleyeceksin. Aslında böyle bir şey yok ama Rumlar öyle anlatınca bütün dünyada gerçekmiş sanıyor. İşte Mustafa Kemal'in adadığı fırsat ayağına geliyor. Görevli olarak, özel görevli, padişahın görevlisi olarak İstanbul'dan Bandırma vapuruna biniyor ve doğru Samsun'a. Ama Samsun'a gittiğinde asıl amaç bunları Türklerden korumak gibi olsa da Mustafa Kemal Atatürk biliyor ki asıl amaç bu değil. Peki ne yapacak bakalım? Bir sonraki haritamızda bunu görebileceğiz. Değiştir Çınar haritayı. Şimdi gelin biraz da büyütür müsün Çınar? Mustafa Kemal Atatürk, çocuklar sizi de şöyle kenara alayım biraz, buradan dinleyin. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a giderken aslında padişahın emriyle gitti. Fakat aslında onun aklında başka şeyler var, başka planlar var. Ülkeyi az önceki yerde de gördüğünüz gibi işgallerden kurtarmak. Bunun için kafasında zaten önceden plan yapmış. 16 Mayıs 1919'da yola çıkıyor. 3 günlük bir yolculuktan sonra Samsun'a ulaşıyor. Fakat Samsun'a ulaştığında yaptığı ilk iş oradaki insanlara Kurtuluş Savaşı'nı yapmamız gerektiğini, yoksa ülkemizin tamamının işgal edileceğini anlatan toplantılar yapıyor. Önce Samsun. Sonrasında Samsun'dan Havza'ya, Havza'dan Amasya'ya, şöyle nokta koyayım, gittiği her yerde de toplantılar yaparak ne yapıyor biliyor musunuz? Kurtuluş Savaşı'nı yapmamız gerektiğini bütün insanlara anlatıyor. Sonrasında Amasya'dan Erzurum'a giderek orada bir kongre yapılıyor. Büyük bir toplantı ve orada şu karar çıkıyor. Evet, düşmana karşı savaşacağız. Bunun için de önemli adımlar atmamız lazım. Ve Erzurum'dan Sivas'a, son olarak Sivas'tan Ankara'ya geliyor. Şimdi Ankara'ya gelme sebebini anlatacağım birazdan. Ama öncesinde bir videoyu durdurayım. Bu haritayı kafanıza iyice çizin. Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan başlayan ve Ankara'ya kadar gelen yolculuğunu iyice de baştan bir kere daha dinlemenizi istiyorum. Sanırım tamam çocuklar. Bir baştan dinlediniz. Mustafa Kemal 16 Mayıs'ta çıktı bu yolculukta. 27 Aralık, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yaklaşık 6,5-7 aylık bir sürede bu yolculuğu gerçekleştiriyor. Ve her gittiği yerde de mutlaka ülkemizi kurtarmak için düşman kuvvetleriyle savaşmamız gerektiğini anlatıyor. Ve yanında da çok da onunla birlikte savaşmayı düşünen kişiyi toparlıyor. Ve sonunda Ankara'ya geldiğinde işte bizim çocuk bayramı olarak kutladığımız 23 Nisan 1920 tarihinde çok önemli bir adım atıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuruyor ve
o andan itibaren çok akıllıca bir davranışla önemli bazı yaptırımlardan kurtulmuş oluyor. Nedir diyeceksiniz? Hatırlarsanız savaşı kaybeden Osmanlı Devleti'ydi. Yaptığı anlaşma da Mondros-Ateşkes Anlaşması'ydı. Fakat şimdi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurup ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, yönetim şekli Cumhuriyet'tir diye bir karar aldırdığında buradaki toplantılarda ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu anlaşmayı, işgal anlaşmasını imzalayan Osmanlı Devleti ama biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz diyor. Yani bunun anlamı şu. Bu anlaşmayı biz imzalamadık. Bu anlaşmayı Osmanlı Devleti imzaladı. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu anlaşmayı kabul etmiyoruz. Ülkemizi boşaltın, işgali durdurun. Yoksa sizinle savaşacağız anlamına geliyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı akıllıca davranış bu. Meclisin açılmasıyla birlikte ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti oluyor. Ve alınan en önemli karar, ülkemiz bir bütündür, bölünemez. Gerekirse bunun için milli mücadele yani Kurtuluş Savaşı'nı başlatırız oluyor. Evet çocuklar, az önceki haritayı aklınızda olduğunu düşünüyorum. En son 23 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk meclisi kurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Ve orada çok önemli bir nokta var. Artık ülke padişah tarafından yönetilmiyor. Ülke halk tarafından seçilmiş kişiler tarafından yönetiyor. Yani demokrasi dediğimiz halkı temsil eden kişilerin yönettiği bir yönetim şekline kavuşmuş oluyor. İşte bizim için 23 Nisan Çocuk Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyoruz ama o günkü en önemli nokta, bugünün bayram olmasının en önemli nedeni Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da kurulmuş olması. Hemen bir yıl sonra 1921 yılında milli bayram olarak kutlanıyor. Fakat 23 Nisan tarihi Çocuk Bayramı, Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlandığı tarih 1929 çocuklar. Bunun da kısa bir hikayesini anlatayım. Biliyorsunuz savaşta birçok insan öldü. Askerlerimiz, bunların çoğu da erkekti. Kadınlar da vardı, çocuklar da vardı ama çoğunluğu erkekti. Öksüz, yetim kalan çocuklar vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir görüşme yapılıyor. Bu çocukların çok mutsuz olduğunu, çünkü kiminin annesiz, kiminin babasız olduğu, bu çocukların annesiz babasız büyüdüğü için mutsuz olduğu düşünülüyor. Ve şöyle bir karar alıyorlar. Bu 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihi biz o çocuklara adayalım. Yani onların bayramı olsun. Derken bu yayılıyor ve tüm çocukların bayramı oluyor. Belli bir yıla geldikten sonra da Türk çocuğu kendine hediye edilmiş bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla kutluyor. Onlarla paylaşıyor ve bugün dünyanın birçok ülkesinden 23 Nisan tarihlerinde ülkemize çocuklar gelir. Onlarla beraber Türk çocuğu kendi çocuk bayramını birlikte kutlar. Fakat maalesef bu yıl 100. yılını kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüsü sebebiyle bunu tam olarak yapamıyoruz. Ama biz biliyoruz ki kalbimizde, gönlümüzde bu bayramı yine biz coşkuyla evimizde de olsa kutlayacağız. Şimdi burada dersi noktalamak istiyorum. Ama burada çok önemli bir kişiyi unutmamamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ü. Çünkü 16 Mayıs'ta başlayan yolculuğu 30 Ağustos Zafer Bayramı diye kutladığımız güne kadar büyük bir mücadele vermiş bir komutan istese bunları yapmayabilirdi. Çünkü o dönemler Osmanlı Devleti'nin bir subayı, maaşı da var, parası da var, üstelik silahı da alınmış. Diyorlar ki savaşma, otur oturduğu yerde. Oturduğu yerden para kazanacakken o bütün bu rahatlığı bırakarak büyük bir mücadele içerisine girmiş. O yüzden başta Mustafa Kemal Atatürk
ve onun gibi düşünen binlerce Türk subayı ve onlarla beraber savaşan Türk askeri, Türk halkı, Türk kadını, Türk çocuğu, Türk yaşlısı hepsini de unutmamamız gerekiyor. Onları saygı ve minnetle anmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.